Evde oturmaktan sıkılan kadınlar kendi işlerinin patronu oldu. Kimi kıyafet tasarlıyor, kimi ise kına yapıyor. Aylık kazançları ise bu işi sadece hobi için yapmadıklarını göstermeye yetiyor. Bu 2250 civarında. Kadın kadına destek olduğu zaman büyük bir güç doğuyor. Ve bu güçten büyük bereketler çıkıyor. Hepsi ev hanımı ama aynı zamanda hepsi kendi işinin patronu. Modaya hitap eden girişimci kadınlar bugün özel bir fuarda buluştu. Bugün başlayan Zerüş Fuarı ev hanımları için çok önemli bir fırsat. Çünkü ev hanımlarının evde hazırladıkları el emeği göz doğru ürünler bu fuarda sergileniyor ve alıcı buluyor. Bu ürünü bugün iğneyi bile alamayacağımız belki ufak bir fiyatlarla 5 TL'ye rahatlıkla kullanabiliriz. Şu anda fuarda en dikkat çekici standlardan birinin yanındayız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi metrelerce uzunlukta bir kuyruk var. Bu kuyruğun nedeni ise Özlem Hanım'ın yaptığı Hint kınası. Yaptığım kına bildiğimiz orijinal Türk kınası. Desenli olduğu için Türkiye'de Hint kınası deniliyor. Sevim Uysal'sa şal bağlama tüyolarıyla önce sosyal medyada bir ün, ardındansa para kazandı. Ev hanımıyım, anneyim aynı zamanda. Bone ve toka tasarlıyorum. Tokamız 30 lira, bonelerimiz 40 lira. Çoğu kazandığı parayı bir sır gibi saklıyor. Ama iş sahibi olan kadınlar sadece kendileri para kazanmakla kalmıyor. Hepsini ben yapıyorum. El emeği. Şu anda yanınızda kaç kişi çalışıyor? 3 kişi çalışıyor. Yani işinizin patronu. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ortalama ne kadar kazanıyorsunuz böyle ya da en yüksek? Aylık 5000'e kadar çıktığım oluyor. Fuarda her kadının ayrı bir başarı hikayesi var. Onlar evde oturmak yerine ilgi duydukları alanda üretim yapmaya başladı. Hatta bazılarının aylık ortalama geliri ise 30 bin liraya kadar çıkıyor. Evin bir odasında internet üzerinden başladık. 7. senesindeyiz. Ciro? Ciro. Güzel. Elhamdülillah diyelim. Bunlar bizim tasarladığımız yakalar. Böyle kıyafetlerimizin üzerine, mantolarımızın üzerine, elbiselerimizin üzerine takabiliyoruz. Bu ürün normal fiyatı 319 lira. Festivale özel %30 indirimli. Şükran Hanım bir ev kadını ancak onu patroniçe yapan çok özel bir hikayesi var. Onun başarı hikayesi yani patroniçe olma hikayesi başörtüsüne taktığı iğneyle başladı ve Şükran Hanım kendi imkanlarıyla eşarp klipsi üretti. Yanınızda kaç kişi çalışıyor şu anda? 50 kişi falan hani ortaya çıkarmak için çalışıyor.